Evet sevgili seyirciler, Bir Çam Kokusu programında daha birlikteyiz. Bugün Tepebaşı Belediyesi'ne ait Su Sporları Merkezi ile ilgili bir tanıtım yapacağız sizlere. Bir konuğum var, Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Müdürü Burcu Hanım bizimle birlikte. Hem onu tanıyacağız ama bu tanıtıma geçmeden önce, konuşmamıza geçmeden önce yeni açılan bu merkezimizin açılışıyla ilgili bir haberimiz var. Onu 19 Mayıs'ta açılan bu merkezin açılışını tekrar hatırlayalım dedim. O nedenle açılışıyla ilgili haberi verebilir miyiz arkadaşlar? Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri bünyesine eklenen Su Sporları Merkezi'nin açılışı dün görkemli bir törenle yapıldı. Açılışta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Vali Vekili Ömer Faruk Günay, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Mesut Hoşçan, CHP Milletvekili adayları Gaye Usluer, Utku Çakır Özer, Cemal Okan Yüksel, Erman Gölet, Metin Tomsuk, Erdal Çakıcer ve çok sayıda davetli katıldı. STV ekranlarından da canlı olarak yayınlanan açılışta konuşan Başkan Ataç, tesisin Eskişehir için önemini vurguladı. Bugün bu binada yaklaşık senede 30 bin vatandaşımız hizmet alacak. Bunun içinde çocuklarımız olacak, gençlerimiz olacak, kadınlarımız olacak, erkeklerimiz olacak, yetişkinlerimiz olacak, emeklilerimiz olacak, engellilerimiz olacak, olacak da olacak. Herkes yararlanacak arkadaşlar bundan. Bundan sonra tabii bu bittikten sonra bu kalan 4 yılda çok ciddi yine spor projelerimiz ve sağlık projelerimiz var. Biz artık sağlıkla sporu yan yana koyuyoruz. Eğer ikisi yan yana olursa vatandaşımız gerçekten çok sağlıklı bir ömür sürecekler. Açılışta CHP adayları adına birinci sıra milletvekili adayı Gaye Usluer konuştu. Elbette hizmette siyaset olmaz. Elbette belediye başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partili ama hizmet verirken parti gözetmeksizin tüm vatandaşlara hizmet veriyorlar. Evet, sevgili Burcu Çelik hoş geldin. Hoş bulduk. Açılışımızı yeniden hatırlayalım dedik. Evet. Çok güzel bir merkeze kavuştu Eskişehir. Evet. Çünkü gerçekten bu alanda Eskişehir'de çok büyük bir ihtiyaç vardı. Bizim çocukluğumuzda abilerimiz, tabii kızların yüzmesi söz konusu değildi, kanallara giderlerdi. Doğru. Ve kanallarda yüzülürdü. Porsuk o zaman bugünkü kadar kirlenmiş değildi. Daha doğrusu Porsuk daha sonradan yeniden temizlendi ama hiçbir zaman tekrar yüzülebilecek bir durumda olmadı. Daha doğrusu nehirlerde yüzmek artık alışkanlıkların dışına da taştı. Daha sonraki yıllarda Eskişehir'de Bademlik'te bugünkü Rixos Oteli'nin olduğu yerde bir havuz vardı. Orada kadınlar matinası yapılırdı. Haftanın belirli günleri, cuma günleri özellikle kadınlara açık olurdu. Ve bayanların açık olduğu günlerde annelerimiz, teyzelerimiz dolmalarını falan yaparak havuzun kenarına giderdik. Çocuklar orada yüzerken anneler de sohbet ederlerdi. Ama yıllar sonra o merkez kapandı. Daha sonra Eskişehir'de işte otellerin küçük havuzları oldu. Hı hı. Otellerin hizmetlerinden yararlanıldı. Ta ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen'in Kent Park'ta yaptığı, işte buraya denizi getirdim dediği proje açılana kadar Eskişehirli çocuklar güneşlenebilecek, yüzebilecek bir merkeze sahip değildi. Çeşitli kurumların küçük yüzme havuzları vardı. İşte beden terbiyesinin Anadolu Üniversitesi'nin. Ama buralardan da yine sınırlı sayıda kişiler yararlanabiliyordu. Anadolu Üniversitesi'nin yüzme havuzunda sıraya giriyordunuz, yıllar sonra geliyordu. O nedenle çok önemli bir ihtiyaçtı yüzme havuzu. Gerçi günümüzde bazı spa merkezleri de kazandı. Eskişehir gerçekten sosyal hayat yönden zenginleşti. Ama yine de bu ihtiyaç vardı diye düşünüyorum. Size nasıl başvurular oldu? Bunları değerlendirirken zaten bunun gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığını yeniden tartışacağız. Ama kısaca bu merkezimizde bizim neler var?
Bina hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Zehra Hanım. Ama onun öncesinde biz sizi bir tanıyalım. Tamam, Burcu Çelik kimdir? Evet, ben 2002 Anadolu Üniversitesi Beden Eğitim Bölümünden mezunum. Yüzme ihtisas dalında eğitim aldım. Daha sonra çeşitli özel sektörlerde çalıştım. En son Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi tesis sorumlusu olarak işime devam etmekteyim şu an. Evet, biz geldik, inceledik zaten, evet. Onunla ilgili çekimler de olacak, sizi orada ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel bir merkez, evet. Ama buradan izleyicilerimize o merkez hakkında, nasıl bina hakkında özellikle bir yeşil bir bina olduğunu, evet, öğrendik. Evet, evet. Neler söyleyebiliriz? Tabii, şimdi Tepebaşı Belediyesi Başkanımız Ahmet Ataç öngörüsüyle zaten yeşil bir bina olmak üzere tasarlandı bu bina. Çok önem gösteriliyor bu konuyla ilgili. Yeşil bir bina olmasının özellikleri güneş panellerinden enerji ve ısı kazanma. Bu çok çok önemli. Yani binanın ısınmasının %10'u, elektrik enerjisinin %20'si güneş panellerinden sağlanıyor. Ayrıca yağmur sularının depolanmasıyla birlikte bahçe sulamada kullandığımız bir sistemimiz söz konusu. Gri su dediğimiz duşlardan gelen suların depolandığı ve arıtılımdan geçirdikten sonra rezervuarlarda kullandığımız bir sistemimiz daha var. Onun dışında güneş tüpleri kullanıyoruz. Belki de Türkiye'ye bile yeni yani yeni. Böylece su israfı tabii, olmuyor. Tabii yani kesinlikle. Su ikinci kez dolaşıma girerek, evet, farklı, evet, bir alanda kullanıma kazandırılıyor. Aynen. Bu çok güzel bir sistem. Evet. Güneş tüpleri dediğimiz bir aydınlatma sistemimiz var. Yukarıdan 1 ve 6 metre kadar uzunlukta olan güneş ışığını direkt merkezimizde kullanıyoruz şu an aydınlatmada. Bu da Türkiye'de neredeyse yeni yeni yapılan bir sistem. Aynı LED ışıkların verdiği ışığı veriyor. Onun dışında binanın bütün her şeyi otomasyon sistemine bağlı. Yani bina otomasyon sistemiyle, bilgisayarla yönetilebilecek düzeyde, teknolojik yönden yüksek yani. O da çok güzel. Tabii özellikle enerjinin ve suyun kullanımı günümüzde çok önemli bir noktaya geldi. Evet, çünkü evet. Kaynaklar sınırlı artık dünyada. Hele bizim gibi enerji konusunda dışa bağımlı ülkeler için, evet, bu kesinlikle. Tip binalar aslında çok daha büyük önem kazanıyor. Ben özellikle hani elektrik konusunda oraya ziyarete geldiğimiz zaman bunu fark etmiştim, ama suyun kullanımı konusunda bunu fark etmemiştim. Evet. Gerçekten çok önemli bir şey bu da. Orada kullanılan su miktarı oldukça yüksek çok, çünkü. Çok çok fazla. O yüzden bunu geri kazanım olarak kullanmamız bize artı etkisi var. Artı bu elektrikli makine araçlarında şarj yerimiz de var. Yani bu tamamen bütün uluslararası çevre sertifikası içerisinde yer alan bütün her şeyi kapsıyor bu bina. Evet, bina kaç bölümden oluşuyor? Yani bina sporları... şu an 3 tane havuz bulunmakta binada. Bir tanesi 25 metre, yarı olimpik dediğimiz yüzme havuzumuz var, sportif olarak kullandığımız. Bir tane 250 metrekare dediğimiz oval havuz, eğlence ve rehabilite için kullandığımız bir havuzumuz var. Yanında 25 metrekarelik bir çocuk havuzumuz var. Ve açık havuzumuz, 110 metrekare açık havuzumuz var şu an kullanımda. Evet, şimdi yüzme ve havuzlarla ilgili biz oradaki yöneticimizle, yine antrenörümüzle, evet, bir görüşme yapmıştık. Arkadaşlar, bir birinci VTR'mizi girebilir miyiz? Tesisimiz 19 Mayıs'ta lansman açılışıyla hizmete geçti. 15 Haziran itibariyle de hem yetişkinlere hem çocuklara yüzme olarak faaliyete geçti. 10 haftalık bir dönem içerisinde çocuklar için yüzme bilmeyenlere yüzme öğretme amaçlı temel eğitim gruplarımız, yüzme bilenler için teknik eğitim gruplarımız olarak hizmete açıldı. Yetişkinler için de şu anda sadece yüzme bilenlerin serbest saat diye nitelendirdiğimiz Can Kurtaran eşliğinde kullandıkları saatlerimiz hizmete açıldı diye özetleyebilirim. Buranın kuruluş amacı temelde yüzme öğrenmeyen kimse kalmasın. Bunun için havuz ağırlıklı bir tesis. Ama bunun yanında çocuklarla beraber yetişkinlerin de sağlıklı yaşam adına spor yapıp boş zamanlarını değerlendirebilmeleri adına farklı aktiviteler de hizmet verecek. Mesela burası bizim özellikle bayanlar için pilates, yoga, step, aerobik gibi
grup derslerinin verilebileceği salonlarımızdan bir tanesi. Şu anda talep toplandığı için derslerimiz başlamadı. Ama en kısa zamanda taleplerle doğru orantılı olarak hizmete geçeceğiz. Bu sürede de boş geçirmemek için belde evlerimizden ücretsiz şekilde yaz okuluna kayıt yaptıran çocuklarımızın masa tenisi dersi alması için ayrıldı. Görmüş olduğunuz havuz bizim merkez havuzumuz diyebilirim. Sportif havuz olarak isimlendirdiğimiz 7 yaş üzeri çocukların ve yetişkinlerin hizmet gördüğü, yüzme bilen bilmeyen grupların eğitim aldığı havuzumuz burası. Aynı zamanda burada tesisin genelinde öncelikli olan engelli gruplarımız için hizmetin verildiği yerde temelde buradan başlayıp daha sonra birazdan tanıtacağımız oval havuzda da hizmetleri yapacağız. Hijyen açısından söylemem gerekirse tuz sistemi kullanmaktayız. Eskişehir'de zaten çok sayılı havuzda var ve şu anda tuz sisteminin en günceli de bizim havuzumuzda. Bunun faydası ne diye soracak olursanız şayet, klordan daha uzaklaşmış oluyoruz. Gene klor kullanıyoruz aslında ama tuzu ayrıştırıp klor elde ettiğimiz için deri kaşıntısı, göz yanması gibi etkenleri tamamen ortadan kaldırıyoruz. Ve özellikle astım hastalarının havuzu kullanmalarına imkan sağlıyoruz. Buradaki en büyük özelliğimiz 140 santim baştan sona ama hemen karşıda görmüş olduğunuz yerde basamaklarla suya iniyoruz ki bedensel engele sahip ya da felç geçirmiş kişiler o basamaklarda çalışma yapabilsin gibi öngörüyoruz. 140 santim olduğumuz için de çok rahat bir şekilde burada yürüyüş çalışmaları ya da fizik tedavi çalışmalarını yapabileceklerini düşünüyoruz. Engelli bireyleri refakatçi eşliğinde aileleriyle birlikte aynı anda suya alıyoruz. Zaten bir adet can kurtaranımız onları sürekli gözetim yani altında tutuyor. Birlikte zaten havuza giriyorlar. Kesinlikle. Ve aynı zamanda bir tane de bedensel engelli ya da zihinsel engeller daha önce çalışmış engelli yüzme antrenörlüğü belgesi olan eğitmenlerimizi burada velilerin hepsine yardımcı olması için hazırda bekletiyoruz. İlerleyen dönemde de yavaş yavaş bizim eğitmenlerimiz rahatladıkça, programımız oturdukça eğitmenlerimiz velilerden çocukları alıp gerçekten yüzme eğitimine yavaş yavaş başlayacağız. Ama bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var diyebilirim. Eskişehir'de 6 yaş altında hiçbir çocuğu yüzme havuzuna almazlar. Bu bir yasa gibi yerleşmiştir diyebilirim işin açıkçası. Ama biz şu anda burada 6 yaşla başladık. Ekim ayından itibaren 5 yaş alıyoruz. Büyük olasılıkla her 2 ayda bir yaş grubunu düşürerek 3 yaşa kadar inmeyi planlıyoruz. 3 yaşından itibaren çocuklara suyu sevdirip yavaş yavaş yüzmeyi öğretip geleceğin sporcudan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız diye özetleyebilirim. Burada aidat sistemi olmayacak. Burası hem şehir dışından gelenler için hem çocuğunu gruplara yazdırıp yukarıda vakit geçirmek isteyenler için günlük giriş ya da saatlik giriş şeklinde. Çok net bir şey söyleyemem ama 10 ile 20 lira arasında bir şey olacaktır. Yani çok erişilebilir. Aslında beklediğimiz kısım da o. İşin aslında yani tadilatımızın sürmesi de o. Kafeteryamız hazırlanıyor. Burada evet. Çok sağlam bir mutfağımız var. Hem yetişkinler hem çocuklara sıcak soğuk yemekler ya da fast food dediğimiz hazır yemeklerin hepsi burada bütün gelen misafirlerimizi hizmetini sunulacak diyebilirim. Hemen arkamızda amfiteyatromuz mevcut. Amfiteyatromuzun yapılış amacı özellikle yaz akşamlarında bir sinevizyon gösterisiyle halkımıza sportif eğitimler verebilmek, seminerler düzenleyebilmek, çocuklarımıza burada film izlettirebilmek gibi değişik aktivitelerde kullanacağız diye özetleyebilirim. Aynı zamanda havuz etkinliği sırasında da burada farklı animasyon gösterileri de yapma şansımız mevcut olacaktır muhakkak ki. Hayat tepe başında, spor tepe başında, yüzme tepe başında. Evet, gördüğümüz gibi çocuklar çok mutluydu. Çok, çok gerçekten insan suyla birlikte olduğu zaman çok
mutlu da olur. Yani su insana mutluluk da veren bir şeydir. Yaz okulu döneminde çok öğrencilerin başvurduğunu o zaman da eğitici arkadaşımız da söyledi. Evet. Yaz dönemi kapanmak üzere kaç öğrenci başvurdu veya kaç kişi oradan yararlandı bugüne kadar? Diye düşünürsek biz Haziran'da başladık aktif olarak. Kayıt dönemimiz çok yoğun taleple karşılaştık. Hatta kayıt olamayan velilerimiz bile oldu. Ama karşılayabildiğimiz en ben üst düzeyde... Ben 3 aylık süre olduğunu işittim. Yaklaşık diyebilirim. Ama alabileceğimiz kadar bütün kapasitemizi zorlayarak aldık. 990 tane çocuğumuza şu an eğitim verebildik. Dönemimiz 31 Ağustos itibariyle bitiyor. 10 haftalık bir eğitim programından geçti çocuklarımız. Hatta geçen hafta sertifika törenleri oldu çok onların. Güzel, başarılı çok bir güzel. Eğitimleri sonucunda sertifika dağıttık kendilerine. Çok iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Önemli olan her çocuğun oradan yararlanmasını sağlamak. 990 tane çocuğumuz şimdi kış döneminde tekrar yenilemeye başladılar. Kayıtlarımız başladı. Onların taleplerini karşılıyoruz. Bunun yanı sıra 990 tane çocuğumuzun yanı sıra 90 tane yetişkin yüzme havuzundan yararlandı. Ben de tam oraya gelecektim. Benim gibi böyle yüzmeyi seven yetişkinler için de bir programınız var mı diye soracaktım. Evet, yani yaz döneminde sadece yüzme bilen yetişkinlerimiz için dönemimiz oldu. Onlar 90 kişi yararlandı şu an Ağustos ayı sonunda. Yeni dönemimizde Ekim ayında hem yüzme bilmeyenler için, yetişkinler için dönemimiz başlayacak. Hem de yüzme bilenler yeniden faydalanabilecek. Onun dışında da biliyorsunuz engelli bireylerimiz vardı. Evet, o bölüm özellikle çok önemli bir bölüm. Evet. Çünkü bu Eskişehir'de ilk defa açılan bir birim. Evet. Daha önce sivil toplum örgütlerinden bazılarıyla yaptığımız çalışmalarda, mesela Görsem'le ben bir proje yürüttüm. Oradaki evet. çocuklar rehabilite için ve yüzmelerini önermiş doktorlar. Ama doktor. Buradaki havuzlar onları almamışlar. Yani evet. onlara çünkü onların havuza girmesiyle beraber onlarla ilgilenecek kişilerin de olması gerekiyor. Bu sorumluluğu kimse üstlenmemişti. Belki havuzu açıp mesela bir kolej burada bu tip öğrenciler için havuzu açtı. Ama onlara da refakat etmek, gözetmenlikte bulunmak çok özel bir çaba. Çok. O nedenle bu çok büyük bir önemli açığı kapatır diye düşünüyorum. Size gelen talepler bu konuda ne yöndeydi? Gerçekten böyle bir açık var mıydı Eskişehir'de? Böyle bir şeyi kapatıyor mu bu havuz? Çok çok önemli konuya değindiniz. Zaten başkanımız da bu açığı gördüğü için özellikle bu bina zaten engelli bireylere özel olarak yapılandırdı aslında. Yani çocukları evet amaç edinmiştik ama bunun yanında engelli bireyler de çok büyük açıklıktaydı bu konuyla ilgili. O yüzden binanın her yerine engelli bireyimizin ulaşabileceği şekilde bina yapılandırıldı. Havuzumuz da aynı şekilde. Bir havuzumuz tamamen engellilerin kullanabileceği nitelikte hazırlandı, projelendirildi. Yani havuza girişinizdeki merdivenlerden tutun da engelli bireyin oturup ne kadar kilosu olursa olsun yüksek ağırlıkta bile kullanabileceği bir engelli asansörü o projeye dahil oldu biliyorsunuz. O evet. yüzden şu an bu tamamen... Bu çok önemli bir çalışma. Tabii ki orası bir spor merkezi, rehabilite merkezi değil. Evet. Ama evet. Engelli bireylerin de bu keyiften yararlanması ve kısmen de olsa hayatlarının bir kısmı haline getirilmesi konusunda kesinlikle. Çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Bugüne kadar hangi dernekler sizden yararlandı? Kimler bu hizmetten yararlandılar? Bugüne kadar çok dernekle zaten birebir görüştük. Sağ olsun Tepebaşı Belediyesi'nin bağlı bulunduğu birimler de bize bu konuda çok çok yardımcı oldu. Birebir görüşmeler yapıldı. Şu an için aktif olarak OFDER, İÇAT ve yanlış söylemeyeyim FORA Derneği bizimle birebir iletişim kurarak şu an havuzdan faydalanıyorlar zaten aktif evet. olarak. Yani bu hem bedensel hem zihinsel tüm bireyleri kapsadı. O yüzden şu an hala devam etmekte olan talepleri de karşılamak üzere iş başındayız.
Evet, bu gerçekten tüm Eskişehirlilerin önemli fark etmesi gereken bir şey. Evet. Belki programımız aracılığıyla yeni kişilere ulaşmak, yeni derneklere kesinlikle ulaşmak konusunda da bir vesile olur. Çünkü bu konuda dediğim gibi özellikle rehabilitasyon yapan özel eğitim merkezlerimizde evet, çocukların bazılarının yüzmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Bazılarının atabilmeleri gerekiyor. Ki Tepebaşı Belediyesi'nin doğal yaşam merkezinde zaten atabilmek evet, konusunda o çocuklara eşlik ediliyor. Yani bu merkezde de yüzme ihtiyaçlarının karşılanabiliyor olması gerçekten çok önemli bir hizmet kesinlikle olarak karşımıza çıkıyor kesinlikle yani. Zaten şöyle bir şey de var. Sadece derneğe bağlı bireyler değil, birebir bizimle iletişime geçen, ki ön kayıt aldık zaten, bütün ailelere ulaşmaya çalıştık. Birebir velilerin refakatiyle birlikte gelen engellerimiz de var. İlla ki dernek değil. Yani engelli kişisel çocuğumuz, aynen, engelli çocuğumuz ya da engelli bireylerimiz bize başvurduğu zaman bir refakatçi eşliğinde, zaten merkezimizin mutlaka kendi eğitmeni ve can kurtaran gözetiminde bu bireyleri ve dernekleri alıyoruz. Kendileri de gelip refakatçilerle birlikte yararlanabiliyorlar. Yani sadece dernek değil, bireyler de bize başvurup bu havuzdan faydalanabilirler. Şimdi bu can kurtaran ekibimiz sürekli merkezde hazır bulunuyor mu? Tabii ki. Açık olduğu saatlerde. Evet, yani aktif olarak suya giriş ve çıkıştaki bütün saatlerimizde can kurtaranımız mutlaka var. Ve eğitmenlerimiz de mutlaka oluyor. Yönlendirme yapabilmek, bilgilendirme yapabilmek adına. Evet, tabii yüzmek çok keyfi bir spormuş gibi görünüyor ama yani uzmanlar da diyorlar ki yani sporların en hası yüzmektir. Çünkü bütün kaslarınız gelişir. Evet. Ve biraz önce de dediğimiz gibi Eskişehir'de özellikle bu hizmetlerden yararlanmayan birçok kişiler, Eskişehir'de kanallar var biliyorsunuz. Ben evet, İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir billboarduna rastladım. Kanala değil havuza gidin diyordu. Evet. Ve tam da sizin spor merkezine yakın bir yerde bu billboard evet, asılmıştı. Evet, bu açıdan da çok yerinde de tam zamanında da açılmış bir merkez oldu kesinlikle, yani burası. Kesinlikle. Ne yazık ki biz de emniyetten gelen arkadaşlarla bu konuda görüştük. Biz de her yere o hı-hı, afişlerini astık. Çok fazla can kaybı olduğuna dair bu afişlerin hazırlandığını ifade ettiler. Yaz geliyor, çocuklarımız heves ediyor ve ne yazık ki akan suda bir de yüzme bilmiyorsa çok can kaybı oluyor. Emniyet böyle bir çalışma yapmış, çok da iyi oldu. Tam da bizim merkezimizin açılmış olduğu zamana denk geldi. Biz bütün çocukları ihtiyacı olan olmayan bir şekilde karşılayarak yüzme öğretmek istiyoruz. Zaten başkanımızın söylediği bir şey, Eskişehir'de yüzme bilmeyen kalmasın. O yüzden bunu da destekleyerek İhtiyacı olanlara da, belde evlerindeki velilerimize de bir şekilde yardımcı olup tüm çocuklara yüzme öğretmek amacımız şu an için. Evet, peki bu hizmeti sunarken Tepebaşı bölgesinde yaşamasını zorunlu tutuyor musunuz? Yoksa odun pazarından birisi de kendi imkanlarıyla ulaşımını sağlayarak buraya gelip yararlanabiliyor tabii ki, mu? Tabii ki, tabii ki. Herkese açık bir tesis orası. Sadece Tepebaşı Belediyesi'ne, yani mahallelerine ait değil, hı hı, tüm Eskişehir, tüm köyleri, tüm mahalleleri, her yeri kapsıyor. Hatta açık havuzumuz önümüzdeki sezon açıldığı zaman şehir dışından gelen misafirlerimizi bile orada rahatça karşılayabileceğiz inşallah. Şimdi o açık havuzu biraz önce arkadaşımızın tanıtımında da izledik. Orada günlük girişler olacakmış galiba. Evet, evet. O aslında herkes için çok iyi bir olanak. Bazıları kapalı havuzda yüzmeyi sevmez. Mesela o çocuğunu aşağıda ders alırken belki anneler de yukarıda güneşlenebilirler. Yani bu açıdan da sadece spor merkezi değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam merkezi haline de dönüştürülebilecek bir altyapı da hazırlanmış yani orada. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Aynı şekilde ve o kadar çok aslında yapılacak işlerimiz var. Ekim ayında da zaten bunların hepsini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hem çocuklarını getiren velilerin faydalanması için alanlar açmayı planlıyoruz. Hem de çocukları sağlıklı bir şekilde orada yaşamasını sağlayacağız, öğrenmelerini sağlayacağız.
Evet, şimdi insanların ideallere sahip olması gerçekten çok güzel bir şey. Biz bu konuda kısmen, yani tamamen de diyebiliriz, şanslı bir şehriz aslında. Ben Kent Park'taki deniz havuzun, halkın tabiriyle, evet, evet, açılışının hikayesini sorduğumda bana şöyle bir hikaye anlattılar. Yılmaz Büyükerşen seçim çalışmaları için Şarıyük Mahallesi'nde gezmiş ve orada raşitizm hastalığı olan çocukları görmüş. Yani çarpık bacak, ki bu, evet, D, evet, vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. O zaman demiş ki, bu çocukların güneşlenebileceği bir havuz yapmak istiyorum. Yani bu fikir oradan çıkmış. Şimdi tabii belediyeler insanların ihtiyaçları için yolları, ne bileyim, altyapıları falan yapıyorlar. Evet. Ama insan sevgisi olan kişiler, başkanlar çok daha farklı noktalara, çok daha farklı, estetik kaygılar duyuyorlar. İnsan sağlığıyla ilgili kaygılar, kesinlikle, duyuyorlar. Ben bu merkezin de gerçekten hem spor hem de insan sağlığı için çok önemli açılımlara da ön ayak olacağını düşünüyorum. Mesela şehrimizde çok bir hidroterapi merkezi yok. Yok, belki, evet, bundan sonraki gelecek adım da bu yönde bu olabilir. Bu yönde olur, kesinlikle haksınız. Bu yönde olabilir. Peki orada gelen çocuklar yüzdükten sonra olsun, velilerin bu konudaki görüşleri nasıldı? Siz tabii onlarla iç içesiniz. Onların genel izlenimleri tabii nasıl? Tabii ki, yani inanılmaz mutlular. Böyle bir tesis açıldığı için ve gelebildikleri için inanılmaz mutlular. Çocuklarını izleme fırsatları oluyor derslerde doğal olarak. Ve o çocukların mekanın arkasından, evet, evet, izliyorlar. Tribünlerimiz, evet, var biliyorsunuz. Bir kafeteryamız var ikramda bulunan. Ve her tarafı gören camlarımız var. Her havuzu gören camlarımız var. Ve velilerimiz sürekli oradan çocuklarını izleyebilme imkanına sahip. Ben sürekli dolaşıyorum zaten. Biraz velilerin nabzını da tutuyorum. Birlikte onları da izliyorum. Onlardan... Tabii bizim gibi aileler için, mesela benim yeğenim ilk yüzmeye gittiği zaman annem, çocuğun annesi, ben, yani sülalenin bütün hanımları çocuğu izlemeye gitmiştik. Çünkü o çocuğun farklı bir şeyi öğrenmesi, ilk adımı, kesinlikle, atması bizler için çok önemliydi. Yani bu aynı zamanda, ya biz böyle aile yapılarına da, evet, sahip bir toplumuz. Evet, yani evet, mutlaka, evet, aileler sadece çocuklarını getirip götürmek güvenlikleriyle ilgilenmiyorlardır. Yani eminim ki orada izliyorlardır yani, evet, çocuklarını. Evet, yani neredeyse... kaç gün hiç durmadan yoğun bir talep karşılığında gördük velileri. Yani hiç bıkmadan geldiler, izlediler. Çok olumlu tabii eleştiriler. Çocukların gelişimlerini gördüler. Baştan itibaren yüzmeyi nasıl öğrendiklerini gördüler. Hocalarıyla birebir iletişime geçebildiler. O yüzden çok memnuniyeti olduğunu düşünüyorum velilerinde. Şu anda da zaten yenilemelerden de bunu görebiliyoruz. Evet, yeni dönem kayıtlarınız başladı mı? Yani bunlar ne düzeyde şimdi? Yeni dönem kayıtlarımız şu an var olan çocuklarımızın kayıt yenilemesiyle başladı. Yarın itibariyle son bulacak. Ama tamamen daha hiç kaydı olmamış öğrencilerimizin ya da yetişkinlerimizin kayıtları Eylül'ün sonu ve Ekim başında olacak. Onların grupları ve saatleri ayarlanacak. Ona göre seçme hakları olacak. Gelecekler, bekleyeceğiz. Evet. Peki merkezimiz kaç saat açık kalıyor? Merkezimiz sabah 7'de açılıyor. Akşam 23'te kapanıyor şu an için. Yani sabah 7'den itibaren 23'e kadar aktifiz. Bu epey uzunca bir zaman. Uzunca bir zaman. Evet. Şöyle, zaten çocukların grup saatleri, engellilerimizin grup saatleri ve yetişkinlerimizin grup saatleri farklı farklı. Evet. O yüzden şu an çalışan teknik temeldeki bütün ekibimizin çalışma saatleri de onlara uygun hazırlandı. O yüzden şu an için 23'e kadar hizmet verebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Peki sevgili Burcu, sen eski bir yüzücüsün. Evet. Eski bir sporcusun. Yani yüzmek insanda nasıl şeyler uyandırıyor? Yani bu gelen çocukların mutluluğunu nasıl tanımlayabiliriz? Yani daha önemlisi, zaten çocuk olarak düşünürseniz su, hareketlilik, enerji, suda kalabilmek çok önemli. O çocuğu suda kaldırabiliyor olmanız ve onun hazını yaşatabiliyor olmanız çok çok önemli. Çocuklar bunu başardıkça
çok çok mutlu oluyorlar. Çocukların kas gelişimi için de biliyorsunuz çok çok önemli. Kendileri zaten bir şekilde bunu yaşayarak da öğreniyorlar. Bir hedef koyuyorsunuz zaten ve o hedefe ulaşmak için de çocuklar bu yönde ilerleme sergiliyorlar kolayca. Yeri geldiği zaman da zaten eğlendiriyoruz onları. Çok keyifli geçiyor o yüzden. Evet. Peki bu merkezimizde ileride sporlarıyla ilgili de şeyler yapılacak mı? Ben öyle bir duyum da aldım. Evet. Şimdi, bunun planlamaları şu anda tabii ki sadece yüzme üzerinde. Evet. Çocukların öğrenmesiyle ilgili. Diyelim ki bu çocuklar bu yüzmeyi öğrendiler ve bu konuda bu işi daha da ileriye götürmek istiyorlar. Bu konuda yarışmalar açılacak mı? Veya su sporları ile ilgili mesela bir squash orada olacak mı? Evet, şöyle zaten hedefimiz o. Başkanımızın da hedefi o. Kulüp kurma yolunda sporcu geliştirebilmek, sporcuları keşfetmek. Amacımız bu. Evet, birazcık vaktimiz var. Şu an zaten çocuklarımızın eğitimleriyle birlikte araştırıp bazı çocuklarımızı da ayırt edebiliyoruz şu an bu yolda ilerlemeleri için. Önümüzde bir iki sezonumuz var. Bu iki sezon sonunda isteğimiz başkanımızın da onayıyla bir kulüp kurmak ve orada bir sporcu yetiştirmek. Şimdi ve başarılar kazanmak. Gözlemliyorsunuz o zaman. Evet, yani kim evet. Buna daha istekli diye. Evet, aynen, aynen. Şu an bu gözlemleme zamanındayız. Bir dönem daha geçireceğiz. Daha sonrasında kulüp olmak istiyoruz. Sporcu yetiştirmek istiyoruz. Amacımız bu şu an için. Bunun için de çalışıyoruz. Ya bu çok da güzel bir şey olur. Yani Bozkır'ın ortasında böyle yüzücüler çıkarmak değil mi? Evet, çok evet. Çok aslında evet, rüya gibi bir şey yani. Kesinlikle. Su sporlarının olması Eskişehir'de bu noktada da. Bu konuda size şimdiden bir talep var mı? Bu su sporlarının açılmasıyla ilgili. Onun dışında tabii ki onun dışında kulüp olma dışında suyla yapılan birçok aktivite var biliyorsunuz. Dalmak gibi. Hı hı. Ve su jimnastiği gibi daha rehabilite, daha yetişkinlere uygun bir rehabilitasyon gibi. Onlarla ilgili yeni dönemde çalışmalarımız var. Özellikle su jimnastiği, 65 yaş ve üzeri özel eğitimler gibi ekleyeceğimiz çoğu aktivitemiz olacak yeni dönemde. Ekim ayında başlayacağız onlara. O zaman 7'den 70'e biz oradan kesinlikle yararlanacağız. Kesinlikle. Tabii dalgıçlık eğitimi de aslında özel bir eğitim. Evet, o da planlarımız içerisinde çok istiyoruz. Artık biliyorsunuz çok faal bir talep dalma, dalgıçlık, bravo alma çok istek var. Alanımız tabii ve yerimiz de müsait. Bu konuda çok grup var. Çok grup var, evet. Dalmak üzere giden ve bu konuda eğitim almak isteyen insanlar da var, evet, yani. Evet, buna... O yüzden büyük ihtimalle yaz döneminde onu da aktivitelerimize ekleyeceğiz gibi gözüküyor. Şimdiden ben ona yazılmak isterim. Tamam, kesinlikle. En büyük hayallerimden birisi de dalmaktır. Kesinlikle Zeyra Hanım. Çünkü birkaç kere... niyetlendim ama sonucunu getiremedim. Bu açıdan tamam. Da güzel olur. Peki siz bundan sonrası için çalışmalarınızı Eskişehirlilerin daha fazla duyması veya planlamak adına neler yapacaksınız? Biz şu an zaten bu çalışmalar içerisindeyiz. 31 Ağustos itibariyle dönemimiz bitti. 1 Eylül ayı içerisinde bakım çalışmalarımız ve kendimizi geliştirecek faaliyet çalışmalarımız olacak. Bu sırada da tüm herkese ulaşabilecek tüm kaynakları kullanarak yeni dönemin bütün yeniliklerini ve kayıt tarihlerini duyuracağız. Herkes Tepebaşı Belediyesi'nin sayfasından takip ederse bütün duyurularımız oradan daha kolay ulaşılabiliyor. Ve onun dışında billboardları ve afişleri kullanarak yeni dönemle ilgili yeniliklerimizi ve kayıt dönemimizi duyuracağız. Onlara da tekrar bu şeyi paylaşacağız. Evet. Peki şeyi sormak istiyorum. Merkezimizde kaç tane çocuklar için antrenör veya çalıştırıcımız var? Evet. Bunlar yeterli mi yoksa bu gruplara göre bunlar... daha da çoğaltılabilir mi veyahut da nedir? Şöyle grup talebine göre değerlendirdiğimiz için şu an 11 tane elemanımız var, yüzme hocamız var. 11 tane yüzme hocamız şu an havuzun kapasitesi kadar olduğu için
şu an yeterli. Fakat tabii ki de ilerleyen dönemde daha farklı işler başladığı zaman, su jimnastikleri gibi, 65 yaş ve üzeri gibi engellerle ilgili daha aktif rol oynamaya başladığımızda antrenör sayımız tabii ki de artacak. O yönde çalışmalarımız var şu an. Evet. Ama şu an temel ekibimiz 8 tane yüzme antrenörümüz var şu an. Şu anda var. Peki size dernekler başvuruda bulunuyor. Şimdi evet, yeni bir dönemde okul öncesi çocuklar için de... Evet, onu da söyleyecektim. Yüzme bilmeyen öğrenci kalmasın sloganından yola evet, çıkarak evet, onu düşünecek olursak okul öncesi çocuklar için buradan anaokullarına bir çağrıda bulabilir miyiz o zaman? Yani tabii size başvurmalarıyla ilgili. Tabii ki şu an biz bu dönemde 6 yaş ve sonrası için eğitim programı açmıştık yaz döneminde. Ama Ekim'de gene hedeflerimizden bir tanesi okul öncesi çocukların da eğitimlerini vermek olacak. Bunun için de gene aktif bir çalışma içerisindeyiz. Ekim'de duyuracağımız bir program bu. Tabii ki de anaokulları ve okullar bu konuyla ilgili zaten hep iletişim halindeyiz, görüşüyoruz. Davet ediyoruz tabii ki de. Havuzumuz herkese açık. Herkesi davet ediyoruz. Yardımcı olduğumuz sürece karşılıklı iletişim halindeyiz. Özellikle kreş dönemindeki çocukların yüzmelerine tanık olmak gerçekten çok keyifli. Muhteşem. Ben üniversitede yüzmeye giderken birisiyle tanıştık bir havuzda. Sonra Zehra evet, seni geçtim demeye başladı. Yani çocuk bizim birinci kulvara atıyordu öğretmenleri onları çocuk evet, havuzundan sonra ilerleyen çocukları. Doğrudur. Gerçekten çocuklar bu konuda çok becerikliler. Yani büyükler birinci kulvardan ikinci kulvara geçmek konusunda bile çok cesaret gösteremezken onlar hemen cüp atlıyorlardı. Çok cesurlar. Çok cesurlar, çok cesurlar yani evet, bu evet, noktada. Yani suya alışkın olmaları zaten normal, bebeklikten kalma daha yeni, daha onu unutmamışken 3 yaşına itibaren suya alıştırdığımız zaman süper oluyor. Yani 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş aslında yüzdürülebilecek, anlamlandırabilecek, algılayabilecek yaş grupları doğru yönlendirdiğiniz sürece. O yüzden bizim hedefimiz şu an okul öncesine Ekim ayında ağırlık vermek. Bu yönde de çalışmalarımız var. Belki geleceğin sporcularını onların arasından seçmek. Evet, kesinlikle. Peki Avrupa'da filan sporcular, özellikle yüzücüler nasıl yetiştiriliyor? Yetiştiriliyorlar. Yani çok erken yaşta mı başlıyor bu, yoksa sonradan edindiklerinde onlara hız mı veriliyor? Şöyle ki zaten onların algıları şöyle, okul zamanında bu tip zaten yüzme, basketbol, voleybol hangi branşsa çok erken yaşta başlıyorlar ve çok doğal olarak başlıyorlar. Yani onlar yüzme bilmeyen kalmamalı zaten, onlarda öyle bir anlam var. O yüzden hatta onu söylerlerdi, her mahalle başında bir havuz var. Ve o yüzden hani hiç zorlanmıyorsunuz, istediğiniz şekilde o havuzlara ulaşıyorsunuz ve yüzmeyi öğreniyorsunuz. O yüzden Ahmet Başkanım'ın da hep söylediği şey, ne kadar çok havuz yaparsak o kadar çok talep hala olur ve hala karşılarız. Yani aslında bu Türkiye'nin ya da bizim Eskişehir'in şu an gerçekten her mahalleye havuz yapsanız her mahallede o potansiyel çocuklarla karşılaşırsınız, gelirler. Ve herkese yüzme öğretiriz. Avrupa'da böyle zaten sporcu yetiştiriyor. Evet. O zaman bu merkez yani tek kalmayacak Eskişehir'de. Kalmaması gerekiyor yani. Kesinlikle. Çünkü bu Eskişehir'in tüm ihtiyacını karşılayabilecek durumda görünmüyor o zaman, bu kadar çok yoğun talep varsa. Evet, çok yoğun talep var. Başkanımızın da öngörüsü inşallah bu tip tesislere, sosyal tesislere ağırlık vererek devam etmek. Peki kayıtlardan hiç gözlemleme fırsatınız oldu mu? En uzak nereden geliyor çocuklar? Yani Sultandere tarafı, Odunpazarı tarafı, çok çok uzak yerlerden gelenler çok. Sultandere zaten evet, Odunpazarı'na 13 kilometre uzaklıkta. Evet, evet. Oradan da buraya gelenler bir... çok. Evet. Çok fazla. Herkes tabii ki de çoğunluk mahallemizin etrafı ama çok talep gördüğümüz noktalar var uzak olarak. Peki onlar ulaşımlarını kendileri mi sağlıyorlar? Evet, evet, şu an için kendileri sağlıyorlar. Kendileri evet, sağlıyorlar. Hı-hı. Demek ki Sultandere'de de buradan Odunpazarı Belediye Başkanımıza bir mesaj verelim. Oradaki çocukların da havuza ihtiyacı olduğunu bildirmiş olalım var, yani. Evet, çünkü evet, oradan oraya gelmesi bir hayli zahmetli bir evet, bir evet, şey yani. Kesinlikle.
Biz programa katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu söylediklerimizin haricinde bizim fark etmediğimiz, sizin anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Yani şu an sadece başkanımıza, Ahmet Atac'a minnetlerimi sunuyorum. Böyle bir tesise kavuşturduğu için Eskişehirlileri. Evet. Bize bir böyle bir tesis kazandırdığı için ben özellikle kendi şahsıma çok çok teşekkür ediyorum. Başkan yardımcılarıma, Melih Bey'e özellikle. Böyle tesislerin olması lazım. Devam etmesi lazım. Evet, belki bu kadar büyük ölçekli olmasa bile havuzların çoğalması lazım. Diyorum ya, talep hep var, hep de olacak. Çocukların da bu tarz sporla ilgilenmeleri her zaman ve her zaman için çok daha sağlıklı. Tabii. En azından daha sağlıklı bireyler yetiştirmemiz için zaten sağlam vücuda ihtiyacımız var. Tabii. Ve bu da sporla olacak. Ve gerçekten yüzme insanı çok daha kestirmeden sağlıklı kılan bir alan. Kesinlikle. Su dediğimiz gibi hem mutlulukla hem sağlıkla bir bakıma ilintisi var. Biz katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bana fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Atac'a da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir tesisi bir bakıma Eskişehir'e kazandırdığı için, Eskişehirli çocuklara ve insanlara kazandırdığı için. Çünkü biz biliyoruz ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü sadece geçmişte kalan bir söz olmasın, bunu günlük hayatımıza da geçirebilelim. Ve programın da başında belirttiğimiz gibi suyla yapılan spor gerçekten çok önemli. Ancak siz suyla, yanlış suyla buluştuğunuz zaman insan hayatı için aynı zamanda da bir tehdit oluşturuyor. Mesela kanallarda yüzmek veya sağlıklı olmayan bir suda yüzmek gerçekten insan hayatı için tehdit oluşturabilir. Bu nedenle sağlıklı bir tesis kazandırıldığı için de biz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklar VTR'nin sonunda çok güzel bir söz söylediler. Ben sözümüzü tekrar size teşekkür ederken sözü tekrar çocuklara bırakarak programımızı sonlandıralım derim. Ve bir dahaki buluşana kadar da izleyicilerimize hoşça kalın diyorum.